hayat normale döndü, tatil modundan çıktınız. Mesela tatil haftası yayın yapmak da şöyle keyifli, psikolojik olarak bir rahatlık var. Mesela bugün kendimi gergin hissediyorum. Geçen hafta böyle hani buradayız nasıl olsa, hani hatamız da olabilir, kusura bakmayın diye böyle bir rahatlık vardı. Şimdi tekrar aynı gündelik hayatın stresine geri döndük. İlk konu Hülya Doğruel gelecek. Niçin programımıza başvuruda bulundu? Hülya Hanım 25 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. 5 tane de evladı var ve bunlardan birini, kendi iddiası o, o zamanlarda evli olduğum eşim para karşılığında, bir kamyonet karşılığında kızımı yasal olmayan yollardan evlatlık verdi. Kızımı aramak üzere buradayım, kendim için değil, geride kalan kardeşleri onu görsünler diye. Alkışlar Hülya Hanım'a. Çok sağ ol Esme abla, Allah razı olsun. Hiç kimse almadı, sen aldın beni. Çalmadım, kapı kalmadı. Hiç kimse kabul etmedi beni. Sen kabul ettin. Köyden getirdi bizi, aldı geldi adam, içiyordu zaten. Eşin Mustafa Aydoğdu. Evet. Şimdi boşandınız siz. Evet, boşandım ben. Kaç çocuğunuz var? 15 yıl önce boşanmışsın. 5 tane çocuğu var, ondan 6 tane. Verdiğin çocuğunla beraber? 6 tane. 6 tane çocuğum var. Evet. Biri o dünyaya gelen kız çocuğun. Evet. O evlatlık verildi. Evet. Şimdi niçin kızını arıyorsun, evlatlık verilen kızını? Ya, yani senin rızan var mıydı verilirken? Yok abla, ben bir okumam bir şeyim yok. Acım bir de adam yani köyden getirdi bizi, kılıfı hazırlamış. Bir gün kadınla parkta oturduk aynı hepimiz, bir tane kadın vardı, o da dedi ben de evlatlık aldım dedi. Oturduk öte suyunda, geldi evden çocuğu emiyordu, çeke çeke yolda aldı, götürdü gitti. Koptum peşine ama gitti. Ya abla şunu anlayamıyorum, şimdi 5 tane çocuğum var geride, evet. Baktın, o bir tanesi niye verildi? Sen eşin Mustafa Aydoğdu'nun verdiğini iddia ediyorsun. Hangi, evet, köyden geldiniz? Niğde Bozköylüyüm ben. Niğde Bozköy'den İstanbul'a, evet, geldiniz. İstanbul'a geldim. Hangi bölgeye İstanbul'da? Üsküdar. Üsküdar'a geldiniz. Evet. Bir o 25 yıl öncesine dönsen, kızını dünyaya getirdin. Vermezdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Bir de acıdım. Komşumuz bakıyordu. Bir odadaydı. Kapıcı gibi bir odaydı yani. İt de yatmazdı. Komşular bakıyordu. Ben de bilmiyorum, sanki saflığıma mı geldi? Bir de iki de engelli benim çocuklarım var yurtta. Onların şiisinden mi kurtulsun mu dedim, benim de hiç sesim çıkmadı. Ben karakola marakola gitmedim yani. Adam bilmiyorum, sadece vuruyordu, elim kolum bıçak yarası Yazır abla. Her taraf iki çanta raporlarım var hep burada. Eşin mi sana teklif etti, gel bu dünyaya gelen çocuğu verelim diye? Bizi köyden aldı geldi, burada çalışıyordu, hurdacı zaten. Burada çalışıyordu. Bizi aldı geldi, 15 gün oluyordu zaten doğum yaptım. Köyde doğurdum zaten, Niğde Bozköy'de. Kimliği de çıkmadı çocuğun. Yok, 15 günlüğü, diş kimliği falan yoktu. Arıyorum arıyorum ama bir çare bulamıyorum. Gidiyorum hep kapıları şey diyor yani. İstanbul'da Üsküdar'a geliyorsun. Evet. Hemen gelir gelmez mi evlatlık verilecek olan aileyi buldunuz, evet, siz? Evet evet, o burada çalıştığı için zaten karıları uzunan gitti geldi. Öyle yani, ben öyle koyun verdiğiyle yaşadım yani. Öyle bir tane de Allah razı olsun okul aldı, dedi ki beni duyuyordu Süleyman'ın, beni balkondan aşağı attı, Hülya böyle olmaz gel dedi, devlette sığındıralım bu çocukları da dedi. O ikisini de devlete verdim. Allah ondan razı olsun, o devletimizden. Gidiyorum kadınlarına işte, bilmiyorum çok.
aracı olan biri var mıydı aracılık yapan? Efendim? Çocuğu diyor. Çocuğun verilmesinde eşinize yol gösteren, aracılık yapan birisi. Hayır, bir tane bayan vardı, o da dedi ben de evlatlık aldım bu çocuğu dedi. Kim ama, ismi ne onun? Onu bilmiyorum. Sadece kadın dedi ki benim adım Gülseren dedi kadın. Bir tek Gülseren ismini biliyorsun. Evet, bilmiyorum. Soyadını falan bilmiyorum. İstanbul'da Üsküdar'a yerleşiyorsunuz. Evet. Hangi mahalle olduğunu biliyor musun? Şeydi, Kuzguncuk Mahallesi. Ha, Kuzguncuk Mahallesi. Evet. Yerleşiyorsun sen gelir gelmez. Evet. Eşin dünyaya gelen kızın işte 20 günü, Çağla'ydı, 30 günü. Çağla'ydı, adını da Çağla koydu. Siz Çağla koymuştunuz. Onu evet. Alıyor, evlatlık veriyor. Evet. Siz kimlerle parkta, yani o çocuğu vereceğiniz aileyle parkta mı buluştunuz? Ha, parkta buluştuk ama adam biliyor abla, her şeyi biliyor. Mustafa kocam biliyor. Evet, Mustafa o biliyor, her şeyi biliyor ablacığım. Sen 25 yıldır kocana sorduğunda çocuğu kime verdin? Nereye verdim? Ben çocuğu vermek istemiyorum dediğinde sana cevap verdi mi? Sana ne diyor? Çocuk iyi diyor, öğretmen diyor, sen karışma diyor bana. Bize hatta yanlış numara vermiş, Sinan'a ver. Benim Sinan oğlum Gazi oldu. Dedi Sinan'a ver bu numarayı, Sinan çeviriyor. Anne bu yanlış numara dedi. Peki eşin çocuğu o verecek aileyi buluyor. Buluyor, buluyor. Tamam ama şimdi eşin dünyaya gelen, sizin bir çocuğunuz var. Evet. Onu almak isteyen aileyle sizin aranızda birinin olması lazım. İşte adam nasıl ettiyse onu bilemiyorum Esra abla. Vallahi bilmiyorum ki. Peki bir böyle maddi bir şey aldım. Hani çocuğu verince karşında para koy aldı dedik. Mı? Her zaman satıyorsun ya. Evet. Dedi ki siz dedi çocuğu sattınız dedi ona bana. Bana da dedi ki koy ölmüş diyeceğim dedi. Ben çocuğu ince koy ölmüş biliyor. Kocan? Çocuğu aileye teslim etti. Teslim eden o mu? Evet yoksa o. Yoksa sen gidip elinden mi verdin? Hayır onlara? Yok abla, evde o aldı. Hatta emiyordu, vir vir yeter dedi. Beraber gittiler. Vallahi bak. Çocuğu aldı. Kocam Mustafa Aydoğdu. Evet. İmdan o. Evet. Çocuğu evlat... Evden verdik yani. Benim elinden mi verdiniz? Evden. Çocuğu verdiğinde sizin durumunuz yok. Yoktu bizim. Garibanlık çekiyorsunuz. Evet. Sonra eşinin bir arabası mı oldu? Evet, Anadolu aldı. Neyin karşılığında aldı bu? Ana bir soruyor, hiçbir şey demiyor. Çalıştım aldım diyor. Koyuya gittik dedi ki çocuğu ölmüş dedi koyda. Bana öyle diyeceksin dedi. Ben de ölmüş dedim. Ondan sonra dedi ki koyluya, inanmadı adama. Dedi ki siz çocuğu sattınız dedi. Ben sattık desem Esra abla duyuyor zaten. Ben söylemedim. Ben de ölmüş dedim. Sen de yalan söyledin. Evet, ben de yalan onun yalanına söyledim. Ortak oldun evet, yani. Evet, ortak oldum Esra abla. Çocuğu verdin. Hı hı. Sizin garibanlığınız var. Kaç evet. gün sonra eşin araba aldı? Vallahi ya 10 gün geçti ya 15 gün geçti. 15 gün sonra bir tane arabası evet. oldu. Evet. Sonra o mahalleden de kaçtık gittik. Başka mahalleye gittik. Oradan köye gittik. Hemen de bulunduğunuz yeri değiştirdiniz. Evet, değiştirdi adam. Peki bu dünyaya getirdiğin 94 doğumlu diyorsun. Biz adını Çağla evet. koymuş. Üsküdar, evet. Kuzguncuk'ta bir aileye evlatlık evet. verdik. Sonra senin üzerine çocukların oldu mu? Oldu, Yusuf oldu, bir tane başka olmadı. Bir tane daha çocuğun aha. oldu. 15 yıl önce eşinle boşandın. Evet, boşandım. Çocuğu verdikten sonra mı boşandın? Hı hı, çocuğu verdikten sonra. Ya Esra abla burada anlatılmaz, anladın mı? Onu kızım da biliyor. Hı? Onu kızım daha iyi biliyor. Anlatılmaz, anladın. Tamam, nasıl istiyorsan öyle. olsun. Çocuğun üzerine bir annelik hakkın yok. Yok ben anne diyelim ki zaten ben annelik görevimi yapamadım. Ben onu çok iyi biliyorum. Esra abla da kız kardeşleri eve kız arkadaşlarını falan getiriyorlar. Yani diyorum ki belki benim kızım da gelebilir mi? Benim kızım olabilir mi diyorum. Anladın mı? Eve gelen her çocuğu belki kızın olabilir umuduyla. Evet, yolda görüyorum böyle bir yanda otobüse falan biliyorum. O bana gülüyor. Kız ben de ona gülüyorum. Allah'ım diyor benim kızım herhalde kan çekti diyorum. Onun için ben anne diyelim ki Esra abla benim hakkım yok. Şimdi arama sebebi? İşte kardeşlerini tanısın diyorum. Engelliler var, kardeşleri kız getiriyor diyorum. Belki benim kız da olabilir onun için. Ben onun için arıyorum. Ben anne diyelim Esra abla. Ben zaten anne olamadım. Ya da şöyle onun mesela şu anda bu çocuk hani yasa olmayan yollardan evlatlık verilmiş. Aradan 25 yıl geçmiş. Onun bir hayatı ve bir düzeni var. Ama düzeni var da ne bileyim işte öyle düşündüm Esra abla bilmiyorum. Uyuramda gördüm. Kalk beni ara ara dedi. Vallahi bak. Seda ablaya gittim o gün ondan sonra kalk beni ara oturma dedi. Kaç yaşındadır evladın şimdi?
Efendim? Kaç yaşındadır mesela, ona ilişkin vücudunda bir lekesi var mı? Kaç yaşında yok, oldu? Yok ya, lekesi falan yoktu. Üzüm gibi saçlarıydı, böyle güzel bir çocuğu, tokmak gibi bir çocuğuydu ya. 94 doğumlu, çünkü ondan önce 93 doğumlu bir oğlum var. Evet. Hemen arkasından bu verilen kızı 94 yılında dünyaya getiriyorsun. Evet. Hemen hamile kalıyor.